Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bol fıstıklı, karamelli, çok güzel bir pasta tarifiyle geldim. Snicker pasta tarifiyle karşınızdayım arkadaşlar. Çok lezzetli, çok beğeneceğinize eminim. Mutlaka sizler de deneyin. Geçelim yapım aşamasına. 3 tane yumurtayı çırpma kabıma aldım. İçerisine 1 çay bardağı toz şeker ekliyorum. Yarım paket vanilya şekeri ekliyorum. Diğer malzemeleri eklemeden yumurta ve şekeri güzelce krema kıvamı alana kadar, rengi açılana kadar çırpıyorum. Evet, rengi açıldı. Güzelce krema kıvamını aldı. Yarım çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. 1 çay bardağı süt. Kullandığım çay bardağının ölçüsü 100 milim arkadaşlar. Ve 1 su bardağı da Hindistan cevizini ekliyorum. Su bardağının ölçüsü de 250 milim. İçerisine 1 paket kabartma tozu. 1 su bardağı artı 1 dolu yemek kaşığı un kullandım. Pürüzsüz olana kadar çırpıyorum. Kekimin harcı hazır. Hemen kalıba döküyorum. Bolca tereyağıyla yağladığım tart kalıbına döküyorum. İyi yağlamanız çok önemli kekinizin kolay çıkması için. Tabii ki çemberle kek kalıbında da pişirebilirsiniz veya borcamda da bu keki yapabilirsiniz. 175 derece alt üst ayarda önceden ısıtılmış fırında kekimi pişirmeye yolluyorum. Kekim pişerken de ben krem şantili bölümü hazırlıyorum. 1 su bardağından biraz daha eksik. Soğuk süt, 1 paket krem şanti, güzelce koyulaşana kadar bunları çırpıyorum. Krem şantiyi buzdolabına dinlenmeye yolluyorum. Bu arada kekim pişti. Fırından çıkardım. Üzeri kızardı. Kenarları boşladı. Güzelce pişti. Dakika tutmadım. Hiç bakmadım zaten ne kadar sürede de pişti ama bu fırından fırına zaten değişiyor. Fırından çıkardıktan sonra biraz şöyle 10-15 dakika dinlendirin. Ters çevirin. Biraz beklettikten sonra da kalıptan çıkarın. Kolaylıkla kekim kalıptan çıktı. Gördüğünüz gibi. Hemen keki 1 çay bardağı soğuk sütle ıslatıyorum. Kek soğurken ben de karamelli bölümünü hazırlıyorum. Ben 1 su bardağı toz şeker kullandım ama biraz fazla geldi bana göre. Lütfen siz yarım su bardağı şeker kullanın. Tavaya alıp orta ateşte eriyene kadar hiç ellemeden, karıştırmadan şekerinizi eritin. Şeker eriyince içerisine 1 yemek kaşığı tereyağını ekleyip karıştırarak tereyağını eritin. Hemen içerisine 1 kutu sıvı krema ekliyorum. Şeker eriyene kadar karıştırıyorum. Bu aşamada korkmayın, şeker biraz donuyor. Yavaş yavaş karıştırarak şekeri erimesini sağlayın. Görüyorsunuz baya bir bu aşama biraz zorluyor. Biraz uzun sürüyor şekerlerin erimesi. Karıştırarak eritin. Evet, şekerler güzelce eridiler. Kıvamını aldı. Ben fazla şeker kullandığım için biraz karamel sosum koyu oldu. Ama yarım su bardağı kullanmanızı dediğim gibi tavsiye ederim. Biraz ılıyınca içerisine fıstık, 1 su bardağı fıstık, yer fıstığını ekliyorum, karıştırıyorum. Karamel sosun iyice tabii ki soğuması önemli. Soğumaya bırakıyorum. Hemen dinlenen soğumuş kekimin üzerine krem şantisini sürüyorum. Krem şantinin tamamını kullanıyorum. Eşit şekilde kekin üzerine yayıyorum. Üzerine de karamel sosu
Yaydıktan sonra döküyorum. O bölümü ben yanlış çektiğim için ekleyemedim arkadaşlar. Dik çekmişim yanlışlıkla, o yüzden ekleyemedim. Üzerine de eşit şekilde karamelli fıstıklı sosunu yaydım. Şöyle 2-3 saat buzdolabında dinlendirip servisinizi yapabilirsiniz. Pastayı dilimledim. Hemen sizlere göstermek amacıyla. Keki, üzerindeki krem şantisi ve karamelli sos harika fıstıklarla birleşince çok lezzetli bir pasta oluyor. Umarım sizler de tarifimi yapar ve afiyetle yersiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.